istediğimiz adalet idam kararını verdiğinde de güveneceğiz. Etme bulma dünyası. Etmeyecektin kardeşim. Zulmetmeyecektin. Değerli kardeşlerim, şimdi sizin fazla vaktinizi bu akşam almayacağım. Ben akşam konuşuyorum hususa. Yarın akşam nasipse gene bu saatte burada devam edeceğiz. Yarın burada mıyız gene? Başkomutanımız emredene kadar burada mıyız? Allah hepinizden razı olsun. Değerli kardeşlerim. Tamam çıkın. Bu akşam, bak ben size bir şey söyleyeyim. Bu akşam buradan gitmeyin. Görünmüyor lan sana çıkan. Eğer ya tamam başkan da geldi. Şimdi bir silah çıkacak beklediğimiz. Onlar da geldi. Tamam bizim işimiz bitti yok. Ben hayır. Bak ben bir size tiyo veriyorum. Gitmeyin. Tamam mı? Bekleyin. Saat 2'ye, 3'e, 4'e kadar bekleyin, burada kıpırdamayın. Olduğunuz yere çöker oturursunuz. En çok bu. Tamam mı? Şimdi birini ve yanında ekibini davet edeceğiz. Kimi davet edeceğiz? Çalın bakalım. Şaşmaz bugün aramızda, şimdi mikrofonu ona veriyorum. Allah'ın selamı, rahmeti üzerinize olsun. Sevgili kardeşlerim, sözlerime başlarken öncelikle şehit olan
15 Temmuz'da gecesinde ve bugüne kadar demokrasi mücadelesi vererek şehit olan kardeşlerimizi yad etmek isterim. Allah'tan onlara rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. ...15 Temmuz gecesi... ...bir hain pusu kurulmuştu ülkemizde. Bizler... ...hep birlikte... ...o pusuyu... Oğlum sen zaten Selçuk Ol gibisin, gitmeye gerek yok lan. Yıktık. Ayağımızın altına aldık, ezdik. Bize el kaldırmışlardı. Demokrasimize el kaldırmışlardı. Milletimize, vatanımıza, devletimize el kaldırılmıştı. Bu millet milli iradesini çalıştırarak büyük bir fedakarlıklarla tıpkı Mehmet Akif'in söylediği gibi siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın dediği gibi bu hayasız pusuyu durdurmak için mücadele ettiler. Onların meşru hakkıydı. Yani bu bizim demokratik hakkımızdı. Çünkü bizim demokrasimize el uzatılmıştı. Ve hep beraber bunu yaptık. Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle, herkesinle biz dur dedik. Bu yanlış dedik. Biz bunu daha öncelerde de yaşadık dedik. Ama bu başkaydı. Çünkü maalesef hain bu kez içimizdeydi. Biz bu içimizdeki haini bu olay vesilesiyle fark edebildik. Daha net görebildik nasıl bir ihanetin içerisindelermiş. Ama bir şey daha öğrendik. Çok önemli bir şey daha öğrendik. Biz birlikteysek, berabersek çok güçlüyüz. Bizim gücümüze sadece bizler değil, dünya şahit oldu. Dünya dedi ki, evet bu ülke çok güçlüymüş. Demokrasi bu ülkede çok değerliymiş. Demokrasimize değer verdiğimizi bütün dünyaya gösterdik. O yüzden bu milletin bir parçası olduğundan dolayı, bir ferdi olduğundan dolayı gurur duyuyorum. İlk gün o tankların önüne geçen, can siperhane atlayan, ışığa atlayan pervaneler misali. Ölecek miyim diye düşünmeyen, geleceğini düşünen, çocuklarının geleceğini düşünen, bugün biz buradaysak, burada oluşumuzu düşünen o insanlara Allah rahmet etsin diyorum. Ölmez, vatan ölmez. Evet. Sağ olun. 15 Temmuz gecesi Kısıklı'da bombalar, tank ateşleri vardı. Köprüde çatışma vardı. Gökyüzünden, evimizin üzerinden ses tacizleri vardı. Buna ses bombaları diyorlar. Yani ses efekti yapan, cam çerçeve kıran bombalar. Bizim dostlarımızdan şehadet şerbetini içenler oldu. Türkiye'nin genelinde de oldu. Özellikle Ankara ve İstanbul. Bize nasip olmadı. Allah rahmet eylesin.
Allah yakınlarına sabır versin diye. Yine bu gece 15 Temmuz gecesi önde bu gürültüler olduğunda 3 yaşındaki çocuğum huzursuz her sorduğuna küçük de olsa doğruyu söylemeye çalışıyorum. Anlayabilir diye, yarın anlar diye. Ama ben ne söyleyeceğimi bilemedim. İçimizdeki hainler bizim paralarımızla alınan tankları, silahları, mühimmatı öncelikle askerimize sonra çok değerli ve kahraman polisimize sonra milletimize hem de silahsızken ve bu milletin en değer verdiği demokrasi mabedine yani meclisimize bomba attı evladım diyemedim. Bilal oradan izleme Bilal buraya gel. Yıllar öncesinde sporu bıraksın 80 buraya gelsin. Yıllarında o zamanlarda nöbet ben daha 9-10 yaşlarında evimiz bombalandığında sevgili kardeşim ve ben sahneler içerisinde kurtulmuştuk. O günler hatırıma geldi. O ambulans sonra darbe ve darbenin ailemle ve milletimle yaşadığı sıkıntıları ben biliyorum. Dönüp evladıma anlatsam bugün masal gibi bakabilir buna. Ama ben şunu biliyorum ki hep beraber bizler evladımıza, evlatlarımıza dedik ki ey gençler biz bugün demokrasimize sahip çıktık. Yarın da siz çıkın. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Bilal biz buradan size Allah'a gideceğiz. Allah'a emanet olun. Meydanlar boş bırakmaya gelmez. Hareketlilik var. Geç abi önü. Geç abi hiç yaşmaz ha. Öne geç abi öne geç öne geç. Polat Hanım'dan teşekkür ediyoruz. Bir alkış istiyoruz ona. Teşekkür ediyoruz. Nöbetimize eşlik ediyoruz. Sağ olsun. Var olsun. Evet. Şimdi ön taraftaki vatandaşlarımızdan bir ricamız var. Biz buradan görüyoruz. Sahnenin hemen önündeki arkadaşlarımız çok sıkıştılar, bunaldılar. Hepinizden bir ricamız var. Bir saniye arkadaşlar. Herkes bulunduğu yerde 3 adım geri at. Haydi bakalım. 3'er adım geriye doğru lütfen. Şu ön tarafı bir atlatalım. Hanımefendiler var. Bacılar var. Annelerimiz var. 3'er adım geriye doğru atıyor herkes. Evet bak bu taraf gitti. Bu taraf da bir gitsin arkadaşlar. Arkadaşlar. 3'er adım geriye doğru lütfen. Evet bu tarafta arkadaşlar. 3'er adım geriye doğru gidiyoruz. Lütfen. Gel abi gel. Bir de sahnenin boyunda görevli, güvenlik arkadaşlar. Bir boşaltır mısınız? Burayı bir boşaltın. Güvenlik arkadaşlar. Burayı bir boşaltıyorsunuz. Evet. Burayı boşaltmazsanız devam etmiyoruz. Güvenlik sebebiyle buranın boş olması lazım. Buradan hastalarımızı alıyoruz. Lütfen. Mami yeter lan mami. Evet. Güvenlik arkadaşlarımıza yardımcı olalım. Teşekkürler ediyoruz. Evet, Türkiye'yi bir açalım arkadaşlar. Evet bak gayet güzel, üçer adım lütfen. Burayı mı açalım? Çok güzel. Arkadaşlar bu tarafta biraz gitsin. Teşekkürler ediyoruz. Bak hanımefendiler rahatladılar, teşekkür ediyoruz, sağ olun. Evet. Mami bir rahat ver, mami yeter. Şu bayrakları bir kaldırın bakalım. Daha bitmedi. Daha gece kimler gelecek inşallah?
Evet, hazır mıyız Aykan'ım? Eşartı nerede lan? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Haydi kaldırın bayrakları. Arkadaşlarımız meydana devasa bir Türk bayrağı açtılar. Alanı kaplayacak. Hep beraber elden ele alanın içerisinde gezdiriyoruz. Haydi bakalım. Müzik. Başkanmışım Türkiye'nin yoluna. Hep birlikte söylüyoruz, hep birlikte. Kırmadığının akışına kalbiden Türkiye, kalbiden Türkiye, kalbiden Türkiye. Harikasınız. Kırmadığının akışına kalbiden Türkiye. Bakın dışarısı çok kalabalık. Böyle yaparsak var ya biz daha olur. Çıkamayız yani. İnsanlar üzülürler. Necati Bey. Cumhurbaşkanımızla darbeyle ilgili bu defteri çekelim. Abi inşallah hoş geldin ama yazalım şimdi ben duracak. Arkadaşlar defteri getirelim. Başka zaman veririz. Eyvallah. Evet. 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 Atar mı? Cem aç. Polat Bey, Cem aç. Polat Bey, Cem aç.